Derler ya, içi beni dışı sizi yakar. Hep hariçten gazel okuruz. İşte halıcılığı anlatırız. Ama o halıyı dokuyanlara gelip halıyı sormak gerekiyor. Ömrünü o halı tezgahı başına adamış insanlarımız var. Daha doğrusu kendini o güzelim ipek halıya adayan insanlarımız var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaparsınız burada? İpek halı yapıyoruz. Hereke ipek halısı yapıyoruz. Kaç yıldır yaparsınız? 18 yıldır yapıyorum. 18 evet. Yıldır. Nasıl? Hep böyle tezgah başında? Evet, hep tezgah başında. Ne kadar geçiyor yani? Günün ne kadar bu tezgah başında? 9'a çeyrek kala başlıyorum. Akşam 7'ye kadar. Ne tür halılar yaptınız bugüne kadar? Hep böyle harem sahnesi yaptım. Kabe desenleri yaptım. Beraber çalıştık. Büyük halı yaptığımız için biz aynı zamanda kardeşiz. Nasıl? Abla kardeş? Evet, abla kardeşiz. Evet. Beraber çalışıyoruz. Tezgahımız büyük. Ya 18 yıldır beraber mi? Yok, 18 yıldır beraber değil de büyük tezgahlarım. Oturup birlikte. Evet, 5-6 senedir beraber. Hiç başkası bunu yani... Farza şimdi birisi kalksa veya biriniz gitse, bir başka biri gelse rahat yapabilir misiniz bunu? Yok, yapamayız. Sırayı bir kişinin elinden çıktığı için, sırayı ablam kestiği için sürekli o tezgahın başında olmadığı zaman ben yapmıyorum. Halı sadece bir ilmik ve desenlerden ibaret değildir. Duygudur halı, gönüldür halı, sevdadır halı ve Bengü yazıtlarından, Orhon kitabelerinden çok daha eski medeniyetimizin kilometre taşı, tapu senedidir halı. Hele ipek halı bir başkadır. Dünyanın birçok bölgesinde ipek halı tezgahlarında söyleşiler yaptık. Doğu Türkistan, Hotan, Yarkent, Kaşgar. Şimdi de Hereke'deyiz ve Hereke halısı ile ilgili böyle duyguları da öğrenmek istiyorum. Şimdi yaptığınız desenler, envai çeşit çalışmalar yapıyorsunuz. Neler düşünürsünüz bu ilmikleri atarken? Yani severek yapıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Beğenerek yapıyorum. Güzel desenler yapıyoruz. Güzel bir şey çıkıyor ortaya. Bittikten sonra aynı güzel olmuş diyoruz. Nasıl başladınız? O hikayeyi de dinleyelim sizden. Bilen ustalardan öğreniyoruz ama tabii bilemiyorsun başlarda. Aşağı yukarı bir sene kadar çalışıyorsun çırak olarak. Daha sonra öğreniyorsun, sen de usta oluyorsun. Zannediyorum şu an maalesef o güzelim sanatımız teşvik kapsamı dışında. Devletimizin el atmasını isteriz tabii ki. Bu sanat ölüp gidiyor yani. Hiçbir talebe yetiştirebildiniz mi? Vallahi yok. Yok değil mi? Evet. Çünkü teşvik olmadığı evet. için. Bu sanat ölmesin, o ipek halıcılığımız ölmesin. Bir dünya markası olan el emeği, göz nuru, ipek halıcılığımız, hereke halıcılığımız tarih olmasın diyoruz. Sizler efendim o güzel halılarla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun ilginiz için. Biz teşekkür ediyoruz.